Sinop Arkeoloji Müzesi şehir merkezinde bulunan, ulaşımı çok kolay olan bir müzedir. Sinop'a geldiğiniz zaman uğramanız gereken noktalardan bir tanesi de Sinop Arkeoloji Müzesi. Sinop Arkeoloji Müzesi'ni hep beraber gezelim. Sinop Arkeoloji Müzesi'ne girdiğiniz zaman hemen tam karşınızda Sinop'a bulunmaktadır. Farklı efsaneler vardır. Zeus'un aşık olduğu kız mı yoksa bir Amazon mu? Ama Sinop'a ismini veren Amazon kadını görebilmekteyiz. Burada hemen Eros'u görmekteyiz. Eros, yarı çıplak olarak tasvir edilmiş. Pelerinin üzerindeki meyvelerden de bolluk ve bereketi görebilmekteyiz. Evet, Herakles. Herakles, Herkül bir diğer adıyla. Burada Nemea aslanını öldürmüş ve postunu üzerine geçirmiştir. Burada anladığımız kadarıyla Herakles son görevine yakın bir görevdir. Çünkü orta yaşlarda ve sakallı tasvir edildiği zaman görevinin sonlarına doğru geldiğini anlayabiliyoruz. Burada şarap tanrısı Dionysos. Dionysos'u genelde biz saçlarını uzun ve üzerindeki başındaki üzüm demetlerinden şarap tanrısı olduğunu anlayabiliyoruz. Üzerinde muhtemelen keçi veya tilki postu olarak üzerinde geçirdiğini görebilmekteyiz. Şarap tanrısı Dionysos genelde genç ve yakışıklı olarak tasvir edilmektedir. Bir diğer bölümde ise ana tanrıça Kibele, Kubaba, Sibel veya Artemis siz ne derseniz deyin. Ana tanrıça genelde oturur vaziyette tasvir edilir ve iki yanında da doğanın koruyucu hayvanları olan panterler bulunmaktadır. Hemen yanında aslan heykeli de görülebilmektedir. Devam ettiğimiz zaman bu bölümde ise stel parçaları yani mezar parçalarını görebileceğiniz zengin bir koleksiyon bulunmaktadır. Sinop Arkeoloji Müzesi küçük ama gerçekten gezilesi bir müzedir. Harika eserler bulunmaktadır mermer bölümünde. Hemen arkamda muhteşem bir av sahnesi bulunmaktadır. Buradaki av sahnesine baktığımız zaman iki aslan bir geyiği avlama sahnesini görebilmekteyiz. Aslanlar dişlerini ceylana veya geyiğe geçirmiş. Ceylanın yüzüne bakar mısınız? Artık bitmişlik, tükenmişlik var. Nasılsa kurtulamayacağım deyip artık kendini bırakmışlık gibi bir umutsuzluk. Ve bundan sonra artık nasıl öleceğim deyip kendini bırakmış bir eda vardır. Gerçekten çok etkileyici bir sahne. Buradaki bir lahit parçası yani mezarı görebilmekteyiz. Buradaki mezara baktığımızda üzerindeki gemi figürlerinden muhtemelen ki tabii ki bir gemiciye ait olduğunu anlayabilmekteyiz. Hemen altta bir delik var. Bu deliğin ne olduğunu merak edersek muhtemelen bu devşirme malzeme olarak farklı dönemlerde belki bir üzüm veya bir şarap teknesi olarak da kullanılmış olabilir. Bu mezarda yatan kişi tabii ki şöyle figürleri hemen yakından baktığımız zaman savaşçı olduğunu çünkü burada bir kılıç, bir balta olduğunu bunun da atla beraber savaşçı bir kişiye ait olduğunu anlayabilmekteyiz. Devam ettiğimiz zaman amforalar bölümü vardır. Amforalarda hemen şurada ise bir imitasyon, bir demonstrasyon yani amforaların nasıl yapıldığı ile ilgili bir bölüm vardır. Pişirme yöntemiyle yapılır yüksek sıcaklıkta ve şurada çeşitli dönemlerden çıkarılmış amforaları görme imkanımız var. Küçük buluntular bölümüne girdiğiniz zaman 9 tane ilham perisini görebilmekteyiz. Buradaki ilham perisinin hemen elinde kitara çalan bir peri ve diğer sanat perilerini 9 tanesini görebilme imkanımız var. Hemen şurada bir amoniti görüyoruz. 225 milyon yaşında. Hemen şurada ilginç bir figür var. Evet bir çörten yani çatıdan suyun akmasını sağlayan bir figür ve üzerinde aslan bulunmaktadır. Şu figürlere baktığımız zaman hemen şurada sakallı olanı muhtemelen Dionysos. Evet burada Dionysos figürlerini görebilmekteyiz. Sinop kazılarında bulunmuş yerel atölyelerde üretilen yarı insan yarı keçi şeklindeki satir figürlü kapları da görebilme imkanımız var. Evet buradaki terakotalara baktığımız zaman şurada Riton dediğimiz kutsal içki kapları ve tanrı ve tanrıça figürleri gözümüze çarpmakta. Buradaki bronz kaba baktığımız zaman
üç taraftan üç kutlu bir Yunan kapıdır. İçinde yanmış insan kemikleri bulunmuş olması bunun kremasyon yani ölü kapı olduğunu da bize göstermektedir. Buradaki esere yakından baktığımızda iki tarafında da kurbu bulunmaktadır. Palmet motifleri bulunan bu kabında muhtemelen bir düğünde kullanıldığını anlayabiliyoruz. Üzerinde ise Dionysos kültleri yani Dionysos şarap tanrısının figürleri ve satir bulunmaktadır. Hemen şu bölüme baktığımız zaman Hristiyanlık dönemi eserleri bulunmaktadır. Hazreti İsa çarmıhta ve yine burada Hazreti İsa çarmıha gerilmiş vaziyette bir şamdanlık ve burada yine Hazreti İsa'yı görmekteyiz. Hazreti İsa çarmıha gerilmiş vaziyettedir. Şurada çok değişik bir figür var. Maymun veya şempanze karışımı oturur vaziyette çok farklı ve güzel bir eser. Biz bunu nereden tanıyoruz? Urfa Arkeoloji Müzesi'nde Halepli Bahçe'ye gittiğiniz zaman Kıtisis'i orada da görürsünüz. Bolluk ve bereketi temsil eder. Burada bir elinde kadeh veya tabak tutmaktadır. Meyve de olabilir. Hemen üzerine baktığımız zaman kıvır kıvır saçları ve şurada tacı olması gerekiyor ve takılarını görebiliyor musunuz? Kulağında küpeler aşağıya doğru sarkmakta ve rengarenk bir elbise giymiştir. Tam arkamda ise Diyojen'i görmekteyiz. Hemen girişte, Sinop'un girişinde bir Diyojen heykeli vardır. İskender ilk olarak Diyojen'le karşılaştığı zaman benim kim olduğumu biliyor musun diye sormuştur. Diyojen de kölemin kölesisin diye cevap vermiştir. İskender bunu anlamaz. Ne demek istediği sorduğu zaman da dünya benim kölemdir, sen onun kölesisin demiştir. Bu sözü beğenir. İskender'in şunu söylediği de rivayet edilir. İskender olmasaydı Diyojen olmak isterdim der. Ve der, dile benden ne dilersen. Kenara çekil, güneşimi engelleme, başka bir şey istemiyorum der. Diyojen'e baktığımız zaman, şurada Diyojen'in elinde bir tas bulunmaktadır. Bu tası da bir çocuğun teki elinde kap yerine, elinde avucuyla su içtiği zaman kaba bile ihtiyaç duymaz ve kabı da fırlatıp atar. Onun için de Diyojen sadece bir fıçı içerisinde yaşadığı bilinmektedir. Bir kartalın Yunus'u avlama sahnesini görebilmekteyiz. Sikkeler bölümünde de baya baya güzel eserleri görebilme imkanımız var. İkonolar bölümü bulunmaktadır. Burada Hazreti İsa ve Meryem tahtında oturur vaziyette Tanrı Anası Meryem'i görmekteyiz. Burada Hazreti İsa bulunmakta. Bir tarafında Meryem, bir tarafında vaftizci Yahya bulunmaktadır. Hemen burada ikona ile ilgili yapım teknikleri var. Şurada ise Hazreti İsa ve Tanrı'yı görmekteyiz. Tanrı hemen yukarıda ve bir kuş görünümündedir. Burada Tanrı'nın ve Hazreti İsa'nın bir arada, diğer tarafta peygamberler ve azizleri görebilmekteyiz. Buradaki figüre baktığımız zaman burada ise Hazreti Yahya'yı görmekteyiz. Nereden anlıyoruz Hazreti Yahya olduğunu? Hemen şuradaki kesik baştan biz bunun Hazreti Yahya olduğunu anlıyoruz. Hazreti Meryem burada, Cebrail burada. Hazreti Meryem'e senin oğlun bir çocuğun olacak, adını Emanuel koyacaksın diyen Meryem'in müjdelenme sahnesi. Burada da yine Hazreti Meryem bir sinagog içerisinde bulunmakta. Hemen yanında Cebrail bulunmaktadır. Neredeler? Hemen üstteki şekillerden biz bunun Kudüs'te olduğunu anlıyoruz. Ve şurada Tanrı yani güvercin şeklinde gelmekte Hazreti İsa'yı müjdelemektedir. Hazreti İsa Ürdün Nehri'nde vaftiz ediliyor. Vaftiz eden kim? Hazreti Yahya. Üst tarafta ise Tanrı'yı ve güvercini görebiliyoruz. Güvercin Tanrı'yı temsil etmektedir. Burada Ürdün Nehri'nde, niye Ürdün Nehri? Çünkü Hazreti Adem ve Hazreti Havva şeytanla bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmayı bozmak için Ürdün Nehri tercih edilmişti. Hemen burada Hazreti İsa, İlyas ve Musa peygamberlerle
buluşması ve altta da havarileri görmek. Buradaki figürde ise Hazreti Yahya görülmekte. Hemen elinde kesik baş bulunmaktadır. Hazreti İsa'dan önce gelerek ona Hazreti İsa'nın geleceğini ve vaftizi söyler. Hazreti Yahya'nın elindeki kesik baş ileride kafasının kesileceğini göstermektedir. Burada Aya Yorgi kötülüklerle savaşmaktadır. Yine burada ise Tanrı'yı görmekteyiz. Burada Hazreti İsa ve Hazreti Meryem. Hazreti İsa ölmüştür, gökyüzüne çıkmıştır. Tabii Hazreti Meryem ondan daha sonra öldüğü için de burada Hazreti İsa gelir, hemen şurada. Hazreti Meryem öldükten sonra bir bebek olarak bunu gökyüzüne çıkaracaktır. Hemen şuradakinin biz Petrus olduğunu anlıyoruz. Elinde cennetin anahtarını tutmakta Petrus. Bir tarafta da Yuhanna bulunmaktadır. Thomas ama burada bulunmaz. Diğer tüm havarileri burada görebilmekteyiz. Elinde haç tutan kişilere baktığımız an Konstantin ve Helene'yi görebilmekteyiz. Üst tarafta ise Hazreti İsa bulunmakta. Bu Aziz'i çok yakından tanıyoruz aslında. Aziz Nikola, yani bir diğer adıyla Noel Baba. Bir tarafta Hazreti İsa, diğer tarafta ise Hazreti Meryem bulunmaktadır. Bu da restorasyon için şu anda İstanbul'da bulunuyor. Replikasını buraya koymuşlar. Ve yine Aziz Nikola, yani hayır bu Aziz Nikola değil, Haralambos. Evet, şuradaki Haralambos da Hristiyanlığın ilk dönemlerinde şehit edilen bir azizdir. Haralambos'un Çeşme'ye doğru alsanız bir lisesi de bulunmaktadır. Derisi yüzülmüştür ve sokaklarda gezdirilmiş, dinden dönmesi istenmiş ama yine de dininden dönmeyen Haralambos'u görmekteyiz. Yine azizlerin kötü ruhlarla savaşma sahnesi. Burada, evet burada da Hazreti Yahya yine aynı şekilde. Bunu biz hemen üzerindeki kıyafetlerden Hazreti Yahya olduğunu anlayabilmekteyiz. Evet, burada iki tane de olsa orijinal eser bulunmakta. Hazreti İsa elinde kutsal kitap İncil'i tutmakta. Bir diğerinde Pantokrator İsa insanlığı kutsamaktadır. Şuradaki figürlere, ikonlara baktığımız zaman ise buradaki ikonada Hazreti Meryem ve İsa'yı görmektesiniz. Yine şurada çocuk İsa ve Hazreti Meryem'in figürleri bulunmaktadır. Bu şekilde devam edip bahçeye doğru ilerleyelim. Müsel'in bahçesi de gerçekten de çok harika. Özellikle aslan figürleri dikkatimizi çekiyor. Hemen burada bir dev aslan bulunmaktadır. Hemen şurada ise bir lahit kapağı bulunmaktadır. Müzenin içini gezdikten sonra dışını da ihmal etmeyin. Evet, devam edelim. Burayı daha önceki gezilerimde genelde kale, çevre gezisi, yat limanı gezerken benim de ihmal ettiğim bir müzeydi. Ama şu anda zamanım da olunca bu müzeyi çok ayrıntılı bir şekilde gezmek istedim. İyi ki de gezmişim şu anda. Şurada hemen yazıda Hüvel Baki, yüce olan Allah'tır gibi yazmaktadır. Ne zaman ölmüş? Hemen burada tarihine baktığımız an 1238 tarihini görebilmekteyiz. Bu mezar taşına baktığımız zaman ölüm tarihi ise 1353 yazmaktadır.
arkeolojiyi seven bir martıyı da görebilmekteyiz. Şuradaki kuşa baktığımız zaman bu bize bir yerden tanıdık geliyor. Bu Hera'nın kuşu olan hangi kuşu? Tavus kuşuydur. Tavus kuşu Hera'yı temsil etmekteydi. Tavus kuşu olur da Hera'nın simgesi olanlar olmaz mı? Bahçede hemen yanında bir nar vardır. Bolluk ve bereket simgeler aynı zamanda Tanrıça Hera'nın da simgesidir. Alınlıktaki Grifon, güzel ayrıntı.